ülke insanımız. Kütahya'da yetkili sendika belirleme çalışmaları sona erdi. Eğitim İş Kolu'nda Eğitim Bir Sen toplamda 3199 üye ile yetkili sendika olma ünvanını sürdürdü. Eğitim Bir Sen Milli Eğitim'de 2889, üniversitede ise 310 üye ile toplam 3199 üyeye sahip olurken en yakın takipçisi Türk Eğitim Sen ise toplamda 2419 üyede kaldı. Eğitim Bir Sen Kütahya Şube Başkanı Kamil Uçan yaptığı açıklamada kamu çalışanlarının Mayıs ayı sendika kesinti listelerine göre her iş kolunda ayrı ayrı yetkili sendika belirleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar eğitim iş kolunda okul ve kurumlardan başlayarak ilçe ve il genelini kapsayacak şekilde genişlemektedir. Kütahya ilinde toplam 3199 üye ile yetkili sendika olma ünvanını sürdürmemizi sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederiz dedi. Uçan, Türkiye'de Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı sendikalar olarak memur sendikacılığına çalışanı önceleyen, daha fazla hak ve demokrasi için çaba sarf eden bir örgütlenmeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Uçan, çalışanların hak ve menfaatlerini iyileştirmenin yanı sıra ülkemizi ve insanlığı ilgilendiren her türlü faaliyete duyarsız kalmamız mümkün değildir. Ülkemizde yürütülen çözüm sürecinin olumlu sonuçlanması, kan ve gözyaşının durması, ülkemizin küresel aktör hedefinin önündeki bir engelin daha kalkması için de farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip ortak paydalarımızla kucaklaşmamız ülkemizi ve insanımızı refaha ulaştıracaktır dedi. Yetkili sendika olmanın aynı zamanda birçok sorumluluğu da beraberinde getirdiğini belirten Uçan, sendika olarak kamu işveren kurulu ile gerçekleştirilecek toplu sözleşmede 4C statüsündeki çalışanlara kadro verilmesini istedi. Çalışanların sivil kıyafetlerle çalışabilmesinin önündeki antidemokratik yönetmeliğin kaldırılması gibi birçok taleple masaya oturacaklarını dile getirerek ülkemizin ekonomik göstergelerindeki artıştan çalışana düşen payın verilmesi için gerekli çalışmaları yaparak bu yıl çalışanların hak ettiği ücret artışlarından yararlanmasını sağlayacağız diye konuştu.